Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yakışıklı oyuncu İbrahim Kendirci hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarda da fikirlerinizi belirtebilir. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna tıklayabilirsiniz. Şimdi İbrahim Kendirci hakkında bilgiler vermeye başlayalım. 1 Şubat 1985 tarihinde Gaziantep'te dünyaya gelmiştir. 1,78 boyundadır. Başak burcudur. Annesi Hasibe Kendirci, babası Salih Kendirci'dir. Zeynep adında bir ablası vardır. Müteahhit olan babası, kendisi daha 6 aylıkken stüdyo daireler yapıp turistlere satma fikriyle çocuklarını da alıp Antalya'ya yerleşmiştir. Çocukluk yılları hakkında da şu bilgileri vermiştir bizlere İbrahim Kendirci. Antalya Belediye Tiyatrosu'nda ilkokul 3. sınıfa giderken sınıf öğretmenimin de desteğiyle bir oyuna katıldım. Oyundan çıktıktan sonra eve gidip anneme ben oyuncu olacağım dedim. Ortaokul ve lisede drama dersleri aldım. Lisenin son dönemlerinde ciddiyeti kavrayıp birçok tiyatro tarihi, sanat tarihi üzerine kitaplar okudum. Oyuncu olmaya çocukken karar verdim diyerek ifade etmiştir. Eğitim hayatını ise lise eğitimini Antalya'da görmüştür. Üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlamıştır. Oyunculuğa ilk adımını ise Osman Sınav'ın yönettiği sinema filmi Pars Kiraz Operasyonu ile oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Yıldızının parladığı proje ise yaklaşık 5 yıl yayın hayatı süren gençlik dizisi Kavak Yelleri'nde canlandırdığı Deniz rolüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır ve büyük yankı uyandırmıştır bu dizi sayesinde. Tanınırlığı artmıştır. Kişisel gelişimi içinde neler yaptığından şu ifadelerle bahsetmiştir. Astrolojiye meraklıyım. Öğrenmeye, araştırmaya aç bir insanım. Kendimi geliştirmeye, kainatı tanımakla başlamam gerek. Kainatla çok ilişkiliyim. İnancım çok yüksek. Mikroskop insanın ne kadar önemli olduğunu, teleskop ne kadar önemsiz olduğunu gösterir diye bir söz okudum. Bakış açımı değiştirdi diyerek anlatmıştır. Sosyal yaşantısında daha çok evinde zaman geçirmeyi sevdiğini dile getirmiştir. Düşünce yapısını ise şu sözlerle ifade etmiştir. Oyunculukta karton olmamaya çalışmak, çalışıyor gibi yapmamak önemli olan. Oynadığımız karaktere izleyenleri ve kendinizi inandırmalısınız. Elin oğlunda daha çok imkan var diye düşünmemeliyiz. Vizyon sahibi olmalıyız. Hayal gücümüz zengin olmalı. O zaman bir yerlere gelebiliriz. Hayal dünyası sıkıcı olanın gerçekliği hiç çekilmez. Bunu sık sık ıskalıyoruz. Ben de hayal gücüm kadar istediklerimi yapacağım diyerek anlatmıştır bizlere. Mutluluk kaynağının ise ailesine son derece düşkün olmasının, onlarla vakit geçirmeyi çok sevdiğini bilerek ve onların yanında olduğu zamanlar mutlu olduğunu ifade etmiştir. İlk sinema filmi deneyimini ise Pars Kiraz Operasyonu filmiyle yaşamıştır. Bu filmi Osman Sınav çekmiştir. Hayran olduğu kişi ise Nejat İşler'dir. Nejat İşler ile karşılıklı oynamak istediğini de ifade etmiştir. Aşk hakkında da şu tanımlamaları yapmıştır. Altıncı hissim kuvvetlidir. İnsanların bana nasıl yaklaştığını anlarım. İlişki konusunda çok seçiciyim. Duygusal bir adamım ve ilişkilere hep öyle bakarım. Bir kere öncelikle tek eşlilikten yanayım. Benim için huzur sadakattir ve tek eşliliktir. Hovarda bir erkek olamam. Bunu beceremem de zaten. Çünkü bir şey saklayamam.
Aşk benim için partnerimle birbirimize huzur ve güç aşılamamızdır. Sevgilime küçük sürprizler yaparak onda büyük mutluluklar keşfetmeyi severim. Canım cicim mesajlarından ziyade aklının bende olduğunu bilmem yeterli diyerek anlatmıştır. Hayata bakış açısını ise şu sözlerle anlatmıştır. 21. yüzyıl insanları aynılaştırılmaya çalışılıyor. Benim de hayatta en korktuğum şey sıradan biri olmak. İnsanlar gittikleri mekanlarda telefonlarıyla ilgileniyorlar. Ben son 3 yıldır hiçbir kızın dikkatini akıllı telefonlardan daha fazla çekemedim. Ben okuduklarımla, izlediklerimle o kadar sosyal olurum ki çok sosyal olduğunu söyleyenler yanıma yaklaşamaz, demiştir. Mesleği içinde şu sözleri ifade etmiştir. Disiplinli ve işkolik bir insanım. İş hayatıyla yaşayan bir adam oldum. Okul hayatımda da hep böyle olmuştu. Haftanın 7 günü her daim çalışmak isterim. 11 ay set koysalar, güzel, inanarak yaptığım bir iş olursa şikayet etmeden çalışabilirim. Bana verilen görevleri eksiksiz yerine getirmeye çalışırım. Daima kendimi mesleğimle ilgili geliştirmeye çalışan, okuyan, bir şeyleri izleyen, izlediklerini uygulamaya çalışan, tek kelimeyle işkolik denilecek bir adamı diyerek ifade etmiştir kendisini ve mesleğini çok sevdiğini dile getirmiştir. Tiyatro mu dizi mi diye sorulduğunda ise tiyatronun ilk göz ağrısı olduğunu ve yerinin onda çok ayrı olduğunu dile getirmiştir. Gelecekteki hayalinin ise iyi yemek yaptığını, ilerleyen zamanlarda işletmecilik yapmayı düşündüğünü, Antalya'da bir kafe açabileceğini dile getirmiştir. Hayatta en çok korktuğu şey ise sıradan biri olmak diye ifade etmiştir. Endişe duyduğu meseleleri ise şu cümlelerle anlatmıştır. Her zaman nitelik peşinde bir insanım. Bu nedenle sektörde hikaye zayıflığı olmasından endişe duyuyorum. Şener Şen herkesin örnek alması gereken bir aktör. Ülkemizde 2000'den sonra sinema canlandırmıştı. Şimdi tekrar ölmeye başladı. Hikaye zayıflığı söz konusu. Al Pacino ve Robert De Niro'nun eline sunulan hikayelerin üçte birinin Şener Şen'e sunulduğunu zannetmiyorum. O yüzden Eşkıya, Gönül Yarası, Av Mevsimini çekiyor. 12 yılda 3 film yapıyor. Çünkü gerçek oyunculuk performansını 2-3 yılda çıkartabilirsiniz diyerek anlatmıştır. Rol model olarak aldığı kişinin ise annesi olduğunu dile getirmiştir. Bunu da şu sözlerle anlatmıştır. Sevdiğim kızda annemi ararım. Bazen kız arkadaşlarım bir hata yaptığı zaman kendime şunu söylerken yakalıyorum. Annem olsa şöyle yapardı diyerek ifade etmiştir. Hayranlık duyduğu kişinin ise Şener Şen olduğunu ifade etmiştir. Kadında çekicilik kriterini ise entelektüel olması olduğunu söylemiştir ve bunu da şu cümleyle açıklamıştır. Kız arkadaşımın belli bir entelektüel seviyede olmasını isterim. Sanatın bir ucundan tutmuyorsanız vizyonunuzu geliştiremezsiniz diyerek ifade etmiştir. Evde neler yaptığını ise yemek yapmayı sevdiğini, yalnızlığı sevdiğini, ev kuşu bir insan olduğunu ve kitaplarının bütün dünyası olduğunu dile getirerek anlatmıştır. Etkilendiği film ise Godfather isimli filmden etkilenmiştir. Yani baba filminden. Favori dizisi ise Mad Men. Favori kitabı ise Kimyası ve Kayra isimli kitap olduğunu dile getirmiştir. Bugüne kadar rol aldığı televizyon dizileri ise 2019 Nöbet, 2018 Darısı Başımıza, 2017 Payitaht Abdülhamit, 2016 Kaçın Kurası, 2014 Kaçak Gelinler, 2013 Sevda Olup, 2012 İki Yaka Bir İsmail, 2012 Yol Ayrımı, 2007'den 2011 yılına kadar Kavak Yerleri isimli dizide rol almıştır. İbrahim Kendirci hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Onu daha yakından tanımanızı sağlamaya çalıştık. Umarım
Videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar daha fazla videolarla karşınızda olmaya çalışacağız. Bizi takip edin.